numaralarımıza ulaşabilirsiniz. Şimdi sevgili Esin Hocam geldi. Sayfadan istek göndersin. Bakalım isteği görüyorum. Onu alacağım şimdi. Esinci Akademi. Kök inançlar var. Bu yapacağımız çalışmada sadece şu anda buradaki kişiler için değil, kolektif için olduğu için ne zaman önünüze gelirse sizin buldum şifanınız hocam. O zaman. Hoş geldin. Dinliyorum aslında. Çoktan geldin de böyle çok da güzel güzel anlatıyorsunuz. O yüzden bölmek istemedim. Evet. Canım benim. Çok şükür. Elhamdülillah. Evet, bir bilinçaltı ile ilgili genel bir bilgilendirme evet. Yaptım eğitimle alakalı. Şimdi bu işte bütün eğitimlerimizin bizde açığa çıkarttığı o profesyonellikle birlikte Healy'yi de entegre ettiğimiz zaman çok hızlı dönüşüm ve şifalanmalar yapıyor. Esin Hanım, biz şifalanınca çocuğumuz da şifalanır mı diyor. Sen atasın, ata dönüştüğünde, atanın kodu dönüştüğünde alt soya o enerji akar. Ancak çocuğun şeyi varsa, mesela spesifik bir kodu varsa, işte o eğitimde çocuklarla nasıl çalışırız onu da anlatacağım için çocuğuna da ekstra katkı olabilirsin. Bu Healy'nin çalışma prensibinde her şey bir dalga ve frekans. Sen de, ben de, cihazda işte bir papatya çayı içiyorsun, gevşetiyor. Onun frekansıyla eşleştiğin için gevşeyebiliyorsun. Ya da bir parol içiyorsun. İşte baş ağrın gidiyor, onun frekansıyla eşleştiğin için. Ancak parol seni şifalandırırken binlerce sağlıklı beyin hücreni de öldürüyor. Bu bir dipnot, bunu kenara alıyorum. Dolayısıyla Healy'in bize sunduğu çekirdek inançlarımız, kod ve kalıplarımız, aura analizimizdeki hangi çakralarda tıkanıklık var ve bu tıkanıklığı oluşturan ata kayıtlarımız ruhumuzun kaydı mı, düşünce boyutunda mı, zihin boyutunda mı, nasıl değiştiririz ve bunu yüzde kaç etkiliyor seni ve senin hayatını, senin bakış açılarını yüzde kaç etkiliyor. Şimdi bunlar açığa çıktığında onları temizleme cümlesi, bilinçaltını arındırma, işte olumlamasını yazması, bunların hepsini Healy bize zaten sunuyor. Manuel kodlar da yapabiliyoruz. Örneğin iş yerinizde bolluğunuzun, bereketinizin, zenginliğinizin ya da yuvanızda artması için zenginlik kodlamaları yapıp frekansa bastığınız zaman zaten size o frekans gelirken otomatikmen zenginlik frekansının kendisi sen olduğunda evrende eşleşmek zorunda kalıyorsun. İş imkanların ya da sana akan bolluğun, bereketin, farklı para kaynaklarından akarların çok daha farklı bir level'a, üst seviyeye doğru yükselmeye başlıyor. İşte manuel kodlama yapabilmemiz muazzam bir katkı bu noktada. Hastalıklara çalışma var. İşte bedenin, ruhun, zihnin bütünselliğini elde etmek için ihtiyacın olan her ne varsa bununla ilgili frekanslar var. Dakikaları var. Core pilotluk yapıyor. Birazdan Esin'in genel böyle bir şey alacak. İnsanların bakalım şu anda bu yayını izleyen ve sonrasında niyetimiz öyle olacak. Sonrasında bu yayını izleyecek olan canlarımızda genel anlamda hangi kod ve kalıplar var, onlara da güzel bir çalışma yapalım. Evet. Buyurun sana bırakıyorum sözü. Bizim bir alışkanlıklarımız üretiyor hocam. Bu alışkanlıklarla birlikte bazen hani diyoruz ya basiretimiz bağlandı. Yaptığımızı, niçin yaptığımızı otomatik evet. olarak her gün yaptığımız şeyin dışında yaşadığımız için artık o bizim düşünce sistemimiz oluyor. Artık o gerçekliğe inanıyoruz. O bizim hayatımız oluyor ve navigasyon da ona göre şekilleniyor. Çok basit, bu sabah kısa bir örnek yaşayayım. Onu anlatayım hocam. Kızımla sabah doktora gidiyoruz. Biz Kartal'da oturuyoruz. Aldığımız radyo hastane Altepe'de. Normalde kızım evden çıkıyor. Üniversiteyi hani evde böyle online olarak takip ediyor. Gün içerisinde normal rutininin dışına çıkmayan bir çocuk. Şimdi biz yaklaştık hastaneye ama ondan önce giderken 15 dakikalık gecikmeli navigasyonun sapmasıyla birlikte, trafikle birlikte farklı yollara girdik. Ben de kullandığım için aynı yoldan gittim ama beni sağ tarafa atıyordu. Ben sola, çünkü ben her gün aynı yolu kullanıyordum. Sonra kızıma bir öğreti, önden yaşadık olayı. Bak Zeynep'ciğim, şimdi biz insanlar kendini alışkanlıklarıyla yönetirler kızım. Sen kendi yolundan ve alışkanlıklarını fark etmeden, uyanmadan eğer devam edersen hep aynı şekilde hatalara gideceksin. Düşünce sistemin böyle oluşuyor. Ruhunun kalıpları bak bu şekilde oluşuyor. Hep aynı yola ısrarlarla gitmeye çalışırsan zihnin
manipüle ediyor. Dedi. Evet. Bak dedim sabah sabah bir öğreti aldık. Bunun ismi ne kızım? Anne bunun ismi farkındalık. O zaman eyvallah. Gözümüzü açalım. Hadi yolumuzu değiştirelim. Odak noktamız Maltepe A Hastanesi. Eyvallah. Girdik. Tam otoparka girdik. Zeynep şöyle yaptı. Anne kimliğimi unuttum dedi. Şimdi kimliği unuttuğu için hastanede işlem yapılmıyor. Aynı anda da benim hastanede işlemim olduğu için. Şimdi o zaman öğretiyi önden yaşattı sistem. Alışkanlıklarından çıkamadığı için evden normalde çok dışarı çıkmayan bir çocuk olduğu için kimliğini almayı akıl edemedi. Düşünce sisteminde ruhunun kayıtlarına yavaş yavaş işlemeye başladı. Telefonu taktım. İkra diyoruz biz burada farkındalık. Senin yolundan başka bir yola hani değişmek istiyoruz, dönüşmek istiyoruz. Hocam ne yapacağım ben? Nasıl bir yol izlemeliyim? Hangi çakradayım? Nasıl bir bilinçaltı seansı almalıyım? Alışkanlıklarını değiştirmen gerekiyor. Artık evet Esin'im alttan yazı geliyor. Sesin kesik kesik geliyormuş. Mobil birine geçsen güzel olur bir tane. 3-5 tane geldi bu şey. Tekrar şu an gelmiyor. Tamam. Aslında dediğin şey çok önemli Esin. Çünkü kadersel kıramadığımız döngüler, yani işin içinden çıkamıyorum, niye hep bu fakirliği yaşıyorum ya da neden eşim hep beni aldatıyor ya da neden? İşte sende bunu yaratan kodların, düşünce sistemin, göremediğin açıların, gölge yanların neler ki aynanda bunu izliyorsun. Sen dönüşürsen ayna dönüşür. Hili'de de bu noktada işte sen neden böylesin? Hangi atandan gelmiş, bunun olumlaması, yüklenilmesi gereken frekans ya da işte o 300 küsür programdan hangi frekans yüklenmeli ki sen o gölge yanlarını, kör noktalarını gör, zihninin programlamasını değiştir ve farklı bakış açısından aynı yoldan gidip aynı olaya maruz kalma, farklı olasılıklar evrenini keşfet, önüne seriliyor zaten bunlar. Oradan git ve yaşamak istediğin hayatı yaşa. Mesele bu. Her şey dalga ve frekans. Evet. Sen hangi frekanssan hayatın, kaderin, madde dünyanda bu şekilde oluyor. O zaman Hilde bize burada inanılmaz zaman kazandırıyor. Mesleğini sana anlatan bir core pilot. Bunu kendinize uygularken çocuğunuza şifalandırma ya da çevrenize. Bunun mesela şifalandırma programları ile ilgili canlar kendinize yaparken dışarıya bunun bilinçaltı çalışmasını da yapabilirsiniz Hili üzerinden. Bundan para da kazanabilirsiniz aynı zamanda. Bakalım belki de bunun sana katkısı senin maddi bolluğunun açılması olarak da gelebilir. Hani bir iş imkanı da sunmuş oluyor aynı şekilde. Fikrimizi değiştirdiğimizde şimdi kişi diyor ki yo hayır ben bunu bilmiyorum. Yo benim fikrim değil bu. Hayır senin bilinçaltında hala okuduğu dediği için sen onun ruhunun kaydına işlediğinin farkında değilsin. Çünkü alışkanlıkları ailende seni öyle yönetti. Artık ruhunun kayıtlarının, düşünce sisteminin değişmesi gerekiyor. Ve sen direnç gösteriyorsun. İşte Hili bize burada bu noktada iyi bir şekilde aura analizini yaptığında bu düşünce senin nerende? Boğaz çakrana mı sıkışmış? Boğaz çakranda sıkıştığında bu duyguyla senin değişmen gereken nokta senin hangi olumlamayla değişebilir? Ya da bizim genelde boğaz çakrasında en çok çıkan duygulardan birisi hocam şu. Kişi dışarıdan gelen eleştirileri bir ön yargı olarak reddeder. Hili'de boğaz çakrasında çıkan bir bilinçaltı kodu. Kişi bunu karşı tarafın saldırı pozisyonuna geçtiğini düşünüyor bilinç altında. Neden boğaz çakrasında sıkışmış? Evet. Çünkü kendisinin doğru olduğunu zannediyor. Orada işte manevi ego olabilir, zahiri ego olabilir. Amigdala'dan evet. Hareket ediyor. Savunma ya da savaş taktiğinde ama bilinçli zihne geçemiyor. Ne oluyor? Yani buraya geçebilmesi için kodlar önden hep bir set koyuyor. Dolayısıyla bakış açıları, kararları hep o kodla olacağı için bilinçli zihni hiçbir zaman kullanamıyor. Zaten bizi yöneten %95 oranında bilinçaltı dediğimiz bütün enkarnelerden aldığımız kodlar. Biz fark ettiğimiz kadar bilinçli zihne, zekaya, akla, değişime, dönüşüme geçebiliyoruz. Dolayısıyla senin uyanışına engel olan zaten en başta sendeki o amigdaladan kaynaklı olarak sana birazcık kadar gelen yüzleşmeye kodlar, hazır canlı. Olmamız gerekiyor hocam. Değişmek, dönüşmek, sabit bir şekilde yol gitmek değildir. Ara ara o yollara, tali yollardan gelen bütün mesajlara Allah çünkü bize
her yönden, bu tali yollardan geliyor. Ana kaynağa bağlanmamız için tali yollardan gelen okları gerekiyor. Evet. Sevgiyle kabuldeyiz. Aldık, kabul ettik. Rabbimin her yolunu şifalandırması, çünkü güncellenme olması gerekiyor. Esin'im sen de biliyorsun. Ruhsal olarak, maddesel olarak kişi kendini güncelleyemezse, bilincini yükseltemezse hep cehennem boyutları dediğimiz alt frekanslarda kalmak zorunda kalıyor. Sonra kurban psikolojisine bürünüyor. Ya da işte kurtarıcı ya da suçlayıcı kimlikte kendi hapishanelerini yaratıyor. Dolayısıyla zamanın 5. boyut ve üstü için zamanın çok kısıtlı olduğunu söylemiştim. Hili bu noktada inanılmaz derecede size zaman açan, yolu hızlandıran, hiç yıpranmadan, çünkü bazen travmalara girdiğimiz zaman kişi yıpranabiliyor. Hatırladığı zaman o duygular tekrar vurabiliyor. Ama Hili'de bu yok. Yani senin yıpranmadan hızlı bir şekilde alttaki en çekirdek inancının kodunun dönüşümüyle birlikte artık olayı hatırlamana gerek kalmadan zaten olmak istediğin senin o fresh, özgür, o daha cool, daha dengede, erili dişili, alma vermesi dengede, o programlar da var çünkü içinde. Daha dimdik, salatta durabilmeni sağlıyor. Yani arkaya dönüp baktıkça bu aynı zamanda sana şifalanma sunarken zamanda da biraz maalesef zaman kaybı da oluyor. O kadar bir zamanımız yok. Her türlü frekansların, ihtiyacımız olan frekansların, şimdi ben bana hangi frekans olduğunu bilmeyebilirim. Eğer daha hiçbir şey bilmiyorsam. Şimdi ben kendim bu alanımın uzmanı olduğum için kendimdeki çekirdek inancı anında yakalayıp anında dönüştürüyorum mesela. Şimdi herkes bu kadar eğitimli ya da bunu bilen ya da uzmanı olmayabilir. İşte uzmanı olmana bunun için yıllarını vermen lazım. Ben 25 sene artı 5 sene. Yani 30 yıllık bir birikim sonucunda bu şekilde oldum. Dolayısıyla mesela Hili'de bu kadar bir zaman dilimi kaybetmeden hızlı hızlı dönüşümler, kolay kolay dönüşümler oluyor. Ya inanılmaz derecede, ben de kendimde yaşadığımdan biliyorum Esin. Olayları, travmalarımı hatırlamak zorunda kalmadan, o duygu boyutlarına girmeden frekanslarla, sen bana altın döngü çalışmıştın ya derin bırakmayla ilgili. Allahu Ekber ya dedim. Ondan sonra aklım başıma gelmeye başladı. Beni nasıl manipüle etmiş en sevdiklerim. Yani wow dedim. Evet, şimdi bu hayatımın başrolü ben oluyorum. Ve tüm sistemi değiştiriyorum. Kadersel noktada hayatımın duygularımı, sorumluluğunu alıyorum ve ben beni yeniden yaratıyorum. İşte inanılmaz katkı oluyor. Şimdi çalışmalarımızın yanında bu sayfada da aynı zamanda haftada bir Hili ile alakalı. Böyle şimdi birazdan yapacağız size. Bakalım kök inançlarınız neler? Esin'im aura analizi alacak, kodlarımızı çıkartacak. O bana söylerken ben bir yandan kırmaları yapacağım. Eş zamanlı da uyumlandım diyen herkese frekans gönderimi yapacağız. Bu çalışmayı kimler yapamaz? Hamileler katılmasın. Reg etkilenebiliyor, kanama olabiliyor. İşte menopozdaki canlarımız mesela, işte 3 sene menopoz. Biz bunlara çok şahit olduk. Yüzlerce danışan aldığımız için mesela reg olmaya başlıyor. Bu muhteşem bir şey ya. Yani oradaki dişi enerjisini tekrardan canlandırmak, ikinci çakra yaratımdır, musaviyedir, değişim dönüşümdür. Onu kişiye, kendisine, kendini hediye etmek kadar bunun bir bedeli, değeri, yani bunun böyle bir karşılığı yok. Kendini kendine hediye ediyorsun. Kendi özgürlüğünü kendine hediye ediyorsun. Tekrardan böyle dişi dişini hissetmesini sağlıyorsun. Bunun gibi çok muhteşem dönüşümleri aldığınız için ben çok destekliyorum Hili'yi ve çok mutlu oluyorum bu noktada. Ben aynı zamanda Türkiye distribütörüyüm canlar. Sayfalarımızı takibe aldığınızda oradan bize ulaşabilirsiniz. Kendim şifalandığım için kendimde denemediğim hiçbir şeyin altına imzamı atmam. Kendimdeki dönüşümleri hafta hafta, ay ay, yıl yıl nasıl ki ekranlardayım görüyorsunuz. Siz de buna eşhedü, şahitlik kısmındasınız. Dönüşümlerimi görüyorsunuz. Yaşamadığım hiçbir şeyi anlatmam. Kendimde deneyimlemediğim, hücrelerimle birleşmediğim hiçbir şeyin reklamını da yapmam. Dolayısıyla ben bana katkı olduğu, yaptığım terapilerimde Hili'yi ne kadar kullanırsam geri dönüşlerle birlikte katkılarını gördüğüm için yani bunu dedim, bütün insanların alması lazım Esin. Bütüne yapılabilecek en büyük hizmet, zamanı çünkü kısaltıyor. Tekrar travmalara dönüp senin duygulara girip de canının yanmasına engel bir mekanizma. Hayır abi, şimdi buradayım. Hızlı bir şekilde dönüşüm programlıyorum kendimi. Ben nasıl bir Esin yaratmak istiyorum? Rabbimle bir bütünken madde ve manayı dengelemek, madde boyutunda da kendi varlığımın en iyi versiyonunu ortaya çıkarmak istiyorum. Bütün programlamalarımı o şekilde yaptım. Şekil 1A.
Ekranlardayım zaten, siz görüyorsunuz. Özgüvenimi, kendime verdiğim değeri, madde ve manada ulaştığım noktaları hile ciddi anlamda bu noktada katkıldı. O yüzden çok böyle açık yüreklilikle, yüce gönüllülükle söylüyorum ki inanılmaz bir katkı canlar. Peki Esin'im, frekans cihazı, sayfalarımızı inceleyip bilgi alabilirsiniz bununla ilgili. Frekans cihazı bu. Sen şimdi bir ağrı analizini bir al bakalım. Soruyu cevaplayayım hocam. Program bize uygun nasıl anlamalıyız Hili'de? Anladığım kadarıyla 3-4 farklı programı var. Bunu Hili sayfalarımızda zaten hepsi orada tek tek açık. Bunu birebir görüşerek zaten Selim Hocam, ben ve Sultan Hanım'la hep birlikte sizlere bu konuda destek oluyoruz. Aynı zamanda Telegram sayfamız var Hili'de. Telegram sayfamızda kişileri Hili satın alan veya almayan veya ilgilenen arkadaşlarımızı o Telegram sayfasında bilgilendirme yayınlarımız ve bununla ilgili videolar. Eğitimler ve videolar oluyor. Sesin kesildi Esin'im. Sesin kesildi. Eğitimler, videolar oluyor. Esin zaten işin uzmanı olduğu için eğitimleri, Hili'nin çalışma prensiplerini bilinçaltında ne şekilde kullanabiliriz? Esin'im onun eğitimlerini veriyor. Bir tane canımız şey yazmış. Aylık abonelik almak zorunda mıyız? Hayır, aylık abonelik diye bir şey yok burada. Hili satışı olduktan sonra hani aldın cihazı kendin çöz olayı yok bizde. Onu anlatıyoruz. Hangi program ne işe yarıyor, ne şekilde kullanacaksınız programı. Sevgili Esin Hocam bu konunun piri zaten 4 yıldan beri bil fiil kullandığı için onun eğitimlerini Esin Hocam yapıyor. WhatsApp gruplarımız var, Telegram gruplarımız var. Mesela orada muhteşem geri dönüşümler de oluyor canlar. İşte mesela hasta hayvanına frekans yüklüyor. Ben kendim de yaptım mesela. Kedimin tüyleri dökülmüştü. Böyle ben enerjisel yoğun bir şeyden geçtiğimde hayvan da etkilenmişti. Ondan sonra bir biyoenerji yaptım. Hili'den de frekans gönderdim. Tüyleri tekrardan çıkmaya başladı. Bu benim için muhteşem bir şey. Bunun gibi kişinin kendinde ya da hayatındaki dönüşümlerle böyle bazen işte bazı canlarımız şu programı hocam şu hastalık için kullandım muazzam şifalanma olmaya başladı diye geri dönüşler olduğunda muhteşem bilgi alıyoruz. Hili ile ilgili sorularınızı Esinci Akademi Hili sayfasından sorabilirsiniz DM'den. Orada görsel tanıtım videoları var. Hangi cihazın Hili'de birkaç program var mesela model size en uygun olanı hangisi ise onlarla ilgili bilgilendirme var canlar. Alabilirsiniz. Hocam yani. Şimdi ağrı analizini aldım ben. Kolektiften. İpeklerinizde de oluyor, bitkilerinizde de oluyor. Her şeye bakın, madde boyutunda insan, hayvan, bitki ya da işte bir ev satmak istiyorsun, evin kolay satımı ile ilgili frekans, hızlı bir frekans satışı ile ilgili. Ev almak istiyorsun, zenginliğin artsın, iş açmak istiyorsun. İşi açman için hangi frekansı olmalısın? Buna engel olan kodların nelerdir? Onu çıkartıyor sana. Uygun frekansı yükseltirken eski kodlarını kırıyor. Yani senin varlık sahasında ve mana boyutunda ne yapmak istiyorsan bütün programlar var orada. Bunu Alman bir tıp doktoru emekli olduktan sonra 10 yıl boyunca laboratuvar ortamında dağlara çıkıyor. Aynı zamanda muhteşem bir çalışmayla tabiatın frekanslarını ölçüyor. Bu bilimsel bir gerçeklik zaten. Artık oraya girmeyeceğim. Bugün saat 14'teydi sanırım. Bu Almanya'dan bu cihazı getiren Sultan Hanım'la bir canlı yayın yapacağım. Oraya da girdiğinizde 16. Daha 16'da evet. Bilgi alabilirsiniz. Çünkü o Almanya'dan getirdi. Türkiye'de satışını yapıyor. Ben de Türkiye distribütörüyüm canlar. Hocam şimdi evet, ne çıktı Esin'in var analizinde? Çakra ile dördüncü çakra arasında bir sertlik var. Genel kolektiften aldığım. Evet, mide ve kalpte bir sertlik çıktı. Kök çakrada kaos çıktı. Biraz böyle korkuyla ilgili manipülatif şeylerle ilgili bir basınç var hocam. Boğaz çakrasında aslında biraz önce bir şey çıktı. Kişiler dışarıdan gelen tüm eleştirileri reddederler. Bunları bir iki üç kez daha deneyimlemektedirler. Manevi ego, eleştiriyi reddettiğiniz kadar canlar ilerlemeniz çok zor. Farklı bakış açısından bakıp onun gözünden kendini görmeye çalışırsan eğer manevi ego çukuruna düşmezsin. Kendini merhamet edip kendini dönüştürmeyi seçersin. Hili de bu noktada destek oluyor. Bir canımız yazmış. Nereden alacağız hocam? Sayfalarımızdan ulaşın. Esinci Akademi Hili sayfasından DM'den yazabilirsiniz.
0536-610-9042 numaralı telefondan ofis numaranızı arayabilirsiniz. Hili sayfamızda da özel numaramız var. Oradan da ulaşabilirsiniz. Yani o sayfadan ulaştığınız anda zaten size geri dönüş, ihtiyacınız olan ne varsa her türlü bilgi ve destekle alakalı zaten yardımcı oluyor canlarımız. Hocam, düşüncemizde tepe çakrasında sıkışmış bir duygu var. Bu duygu kişiler kendilerini Tanrı'yla yani yaratıcıyla bir ve bütün hissedemiyorlar. Yani boşta salınım hali var gibi. Yani hiçliği biraz böyle burada sanıyorum ortalama bir şekilde deneyimliyorlar. Hani maddenin yokluğuna giderken ama anladım, var olanı da es geçiyoruz. Yani denge hocam burada. Tepe çakrasındaki sıkışıklık ve üçüncü gözdeki sıkışıklık genel olarak kalp çakrasıyla mühürümedeki yani üçüncü çakradaki sertlik hocam, kök çakradaki kaos, korku ve madde dünyadaki bizim yaşamımızla ilgili yeme içme barınma sistemimizle ilgili güvenlik hocam ve tepe çakrarken yaratıcıyla bir ve bütün olma duygularını hissetme yani ruhsallığa izniniz var. Ruhsal olarak kendinizi bulma yolculuğunuzda izniniz var. Soru sormak ücretli değil canımın içi. YouTube kanalımda Bengi Mincer. Soru sormak ücretli değil. Şöyle, binlerce insan ulaşıyor bize. Ben eğer o binlerce insanla tek tek uğraşırsam şuradaki sistemi devam ettiremem. Kendi bakış açımdan değil, benim gözümden kendi sisteme baktığı zaman YouTube kanalımdaki yüzlerce videoda binlerce insan hiç danışmanlık almadan şifalanıyor. İnanılmaz geri dönüşümler ve o YouTube kanalındaki bilgilerin tamamı ücretsiz. Kendine bedel ödeyerek kendini geliştirebilirsin. Başkalarından sürekli karşılıksız alarak kendini geliştiremezsin. Kendini manipüle etme yöntemin o. Ben nasıl kendime 30 sene boyunca bedel ödediysem, elime geçen en ufak parayı o 2000 tane kitaba yatırdıysam, eğitimlere yatırdıysam, kendimi var etme yolculuğunda dişimle tırnağımla karşı tarafla değil kendimle ilgilenip kendime katkı olmayı seçtiğim için bugün bu noktada burada oturuyorum. Okey? Dolayısıyla kendine bedel ödemek istemiyorsan kıyıdan kenardan ya da işte sadece bedel ödemeden ücretsiz alayım her şey diyorsan bu alma verme dengesizliği yaratır. Asla kendini var edemezsin. Videolarımdan faydalanabilirsin ama günün sonunda mutlaka kendine bir bedel ödemek zorundasın. Bu ne demek? Karşı tarafa o sana sunduğu katkının bedelini ödemek zorundasın ki aldığın bilgi sende hal olsun. İnsanlar şurada büyük bir şeye düşüyorlar mesela. Bilgileri alıyorsunuz, çalışmaları alıyorsunuz. Eğer sen bunun karşılığını karşı tarafa beğeniydi, like'dı, videonun gönderimi, bütüne katkı olması için katkı aldığın şeyin reklamını yapmazsan ya da ona bir bedel ödemezsen aslında o sensin. Kendine bedel ödüyorsun. Akışa engel. Aldığın bilgiler o yüzden şu mide çakrasında sıkışırken burada o rıza lokmasını yutamıyorsun. Çünkü sana birisi ücretsiz bir sürü hizmetler ediyor, bilgilerini açıyor, halini açıyor, deneyimlerini anlatıyor. Hadi sen de oradan böyle geçebilirsin diyor. Ve sen sadece karşılıksız versin, beslesin, versin, beslesin. Asla uyanamazsın. Kendine bedel ödemek zorundasın. Bütüne katkı sunabilmek için sen aldığın bilginin sende hal olabilmesi için, bütün kodlarının dönüşebilmesi için karşı taraf gibi gördüğüne o aldığın himmetin, şefaatinin karşılığını vermek zorundasın. Evrensel bir yasa var. Alma verme dengesi. Binlerce insana nasıl tek tek dönebilirim? Mecburiyetim var mı? Bakayım. Hiçbir mecburiyetim yok. Yaptığım videolardaki anlattığım o yüksek bilinç küfür yemeye de gönüllü olarak sisteme çomak sokma, ölüm tehditlerini karşılama vesaire vesaire. Hanginiz yapabiliyorsunuz bunu? Dolayısıyla sizi bu bilgileri akıtabilmek için ne kadar büyük riskler aldığımın farkında mısınız? Değil misiniz? Bunun karşılığını bana bu şekilde alma verme dengesi açısından ben kendimle ilgili kendimi var ederim. Bu konuda görmem gereken açılar neler varsa tümel akla geçtiğim için, çoklu bakış açısıyla baktığım için eğer ben kendime bu şekilde katkı oluyorsam, sen de katkı olmayı seçiyorsan, birlik bilinciyle aynadaki esinin sen olduğunu fark ettiğimde o esinden gelen himmetin sana hal olarak geçmesi için buna vermen gerekeni vereceksin. Buna vermen gerekeni vereceksin. O esin değil, o sensin. Sen yarattın beni rüyanda. Elinden tutayım seni o yüksek boyutlara madde ve mana daha enerjisiyle oluşturayım diye sen yarattın. Sensin bu. Buna vermediğin ya da yargıladığın ya da işte değerini vermediğin sürece ay şöyle böyle falan kendine dönecek o bu merak yasasıyla.
Mevzu ben değilim, mevzu sensin. Kendine dönecek. Evren yasalarını anlamadığın zaman, alma verme dengesini kuramadığın zaman sadece alayım, sadece alayım. Asla kendini var edemeyeceksin. Asla uyanamayacaksın. Asla kodların değişmeyecek ve büyük bir illüzyon içerisinde hayatını kurbanı gibi olmaya devam edeceksin. Hani eskiler okurlarmış ya böyle işte başım ağrıyor, anneanne işte babaanne oku. Evladım kalk bana bir su getir. Ya da bana bir tuz ver ya da bana bir ekmek ver. Bakın enerji, senden o enerji çıkacak ki aldığın himmet, bilgiler ne kadar katkı olduysan sana en çok kim himmet ediyorsa akışı oraya vermek zorundasın. Alma verme dengesi. Sana himmet edene, sana destek olana, senin varlığını ruhsal anlamda, madde ve manada bütün her şeyi göz alarak sana doğru akış yapan insana değil de hak etmeyen birine verdiğin zaman ayeti kerime var. Himmetini doğru yere harcamazsan elinden alırım diyor. İşte evrenin yasasını bozuyorsun. Alma verme dengesini bozuyorsun. O yüzden asla hali olamazsın. Uyanamazsın. Kendi gerçekliğini dönüştüremezsin. Fark edemezsin. Tümel akla geçemezsin. Kim sana ne kadar katkı olduysa katkı olduğu alandaki enerjiyi ona yansıtmak zorundasın. Evrenin yasasıdır bu. Bu evrenin yasası karşıdaki hakka haksızlık etmemek üzere evren yasasını işletmezsen asla senin hak edişin olacak olan o hayalini kurduğun bilinçler sana akmaz. Çünkü sen bunu işletmediğin için hak edişin o yüksek bilinç değil. Düşük bilinçte kalmayı seçtiğin, içinde kıtlık bilincini çalıştırdığın için hak edişin alt frekansta aynı döngülerde kalma. İstediğin kadar kitap oku, istediğin kadar çalışma yap, hiçbir şekilde bir katkısını alamayacaksın. Yani düşün ki sana senin gelişimin için çok destek olan işte 10 sene, 20 sene yanında olan, senin halini hatırını soran, arkanı toparlayan, işte her türlü gelişimin için katkı olan, sana emek harcamış, zaman harcamış ve herkesten yıpratılmasına rağmen senin yanında olmuş birisi bir gün bir şeye ihtiyaç hissediyor ya da senin elinde bir himmetin var, ona değil de gidiyorsun daha dünkü tanıdığın ya da hiç sana katkısı olmayan birine akıtıyorsun o himmeti. Onu kaybedersin, geçmiş olsun. Ve almadan veremezsin, vermeden de alamazsın. Bu döngüyü yaratmak zorundasın. Mevzu ben değilim. Ben bu videoları açabilmek için burada ciddi bir şey döndürüyorum canlar. Zamanım olan kendimi veriyorum size. Zaman benim. Ve benden başka bir tane daha yok. Zaman geri döndürülemeyen şey. Aynı şey sizin için de geçerli. Bu zaman içerisinde oluşturmuş olduğum 30 yıllık birikimimle sesleniyorum. O yüzden herkes bir esin irtam olmak istiyor da bu mevzu öyle bir mevzu değil. Benim geçtiğim bütün yolları geçmek, benim aldığım her nefesi almak, benim yaşadığım bütün travmaları yaşamak, benim 30 yıl boyunca o cendereden nasıl geçip çıktıysam, bu yolları bulduysam aynısını yaşamak zorundasın. Şu andaki haline artı esinin bütün enkarnelerinden aldığın kodları da alıp yaşamak zorundasın ki bir tane esin ol. O yüzden herkes haddini, yerini, hakkını, hukukunu, değerini kendine verecek. Enel hak böyle bir şey. Ben ne kadar değerli bir cevher olduğumu biliyorum. Alemlere çok büyük. Bu egosal olarak algılansa da aynalarda benden başka kimse yok. Bilincim çok yüksek olduğu için, enel hak olduğum için alemlere ne kadar bu boyutun rahmetini indirdiğimin de farkındayım. Dolayısıyla bu videolar açabilmek, bilgileri verebilmek için birçok riski göze alıyorum. Zamanımı akıtıyorum ve o insanlar olsun diye. Bu da bütüne olan hizmet aşkımdan, Allah'ın veçelerine olan saygımdan, sevgimden, Allah'ım ben yandım, şifalandım. Şifalanmanın nasıl bir şey olduğunu biliyorum. O canlarım da şifalansın diye içgüdüsel olarak geliyor. Bunu kimse bana yaptıramaz. Çünkü birçok ölüm tehdidi de aldım ben. Çomak soktum birçok sisteme. Hanginiz bunu yapabilirsiniz? Hanginiz bu kadar bilgi akıtabilirsiniz, konuşabilirsiniz? İşte bu da benim hakkımı savunma halimdir. İçimde sonsuz bir yaratıcıdan aldığım enel hakkın gücü varken ben yokum, o var bilinciyle birlikte aynı zamanda çok büyük bir hiçim. Bu hiçliğin içinde çok büyük bir var olanın, dolayısıyla o var olanın sınırlarını da benden bana koruyan Allah'tır, gayrı da yoktur zaten. Evrenin alma verme yasasını algılayamazsanız, egodan bakıp hep bana bak, hep bana destek ol, işte binlerce sorunun hepsine yetişmek zorunda değilim, soruları cevaplamak zorunda değilim. Özümden nasıl açığa çıkıyorsa o şekilde hareket ediyorum. Çünkü bu hayatımı yöneten benim. Birisi dediği için öyle yapmak zorunda değilim. Bakın şu an sergilediğim tavırdaki öz değere, özgüvene lütfen bir bakın. Kendime olan saygıma, öz saygıma bir bakın. Kendime verdiğim sevgiye bir bakın. İşte bunlar kodlarım, enkarnelerin çöplüğünden sıyrılabildiğim için böyle. Vur kafasına, al ekmeğini
senelerce deneyimlemiş bir kadın olarak, o ezik kadın olarak, eskiden böyleydim yani, o ezik kadın olarak sesleniyorum. Kendimi güncelleyerek, kodları kırarak, doğru frekanslarla ben size gerçekten bu dünyada değişim ve dönüşümde kozadan işte kelebeğe, kelebekten anka kuşuna, anka kuşundan ejderha boyutunda, ejderha boyutundan o enerjilerin gelişimini kendi üzerindeki dönüşümle size en büyük örnek olarak zaten sunuyorum. Zaten sunuyorum, büyük bir örneğim aslında. Bu örneği sergilerken de bir sürü riskler, küfürler, bilmem neler ama özgüvenim yüksek. İşte doğru kodları koyduğunuz zaman, arındırdığınız zaman birisi size hadsizlik yaptığı zaman Allah haddi aşanları sevmez ayeti senden işler. Şu anda Allah haddi aşanları sevmez ayetini işletiyorum. Herkes durması gereken ne diyecek? Çünkü benim sınırım belli. Benim sınırım belli. Dolayısıyla özgüven, özdeğer, özsevgim, özsaygım, özşefkatim, kendime olan şefkatim çok büyük mücadele verdi bu kadın. Hanginiz verdiniz? Yüzdelik olarak ne kadar verdiniz? Başkalarıyla yarışarak mı verdiniz yoksa kendinizle mi yarıştınız? O yüzden alanımı korumak, içimdeki hakka, içimdeki kul hakkına girdirmemek, ilahi sistemden karşı tarafa tokat gelmesin diye egoluymuş gibi görünmeyi de göze alarak, çünkü Allah'ın vurduğu yerden kalkamazsın ama esin bir cevap verdiğinde kısasa kısas sadakadır işlenir. Şu anda egoluymuş gibi görünerek bu seti net bir şekilde çizme halim sana olan merhametimden. Eğer ben aradan çekilirsem yaradanın vurduğu yerden kalkamazsın. Ama dolayısıyla hak edişler bölgesine geçtiysek bunun benim bütün hücrelerine el emin hak edişim olduğundan da bu kitapta zerre kadar şek ve şüphe yok. Bu benim hak edişim. Dolayısıyla şu andaki sergilediğim karakter özelliklerim, bir dikkat edin, kendimi dönüştürmeme, Hili'den destek almama bağlı. Bunun en yakın şahitlerinden biri sevgili Esin'dir. 4 yıldaki artık o bütün yüklerimden kurtulup dalga dalga, yavaş yavaş, bazen hızlı hızlı dönüşümlerimde en büyük şahittir, eşebi kısmındadır Esin. Nasıl değişip dönüştüğümle ilgili. Okey. Yani şu anda bu şekilde hareketin bile kodlarımın dönüşümüne bağlıyım canlar. Siz de işte hakkınızı savunabilmek, sınır çizebilmek, dur diyebilmek, Allah haddi aşanları sevmez ayetini oluşturabilmek için hadsizlere karşı çizdiğiniz bir sınırlama. Yani bu şekilde olduğunuz zaman evren size, sen kendinin değerini bildiğin için sana değer veren insanları algılayan, yüksek bilincini alan aynalar, kaplar getiriyor. Dolayısıyla ne oluyor? Bütünle dans etme hali başlıyor. Kendi cennetini yaratırken evrensel boyutta herkesin cennetini yaratabiliyorsun. Elhamdülillah. Çünkü kolektifte o enerji akıyor. Peki, bu büyük bir parantezde bunu kenara koyuyorum. Korku var dedin, kök çakrada. Güvensizlik duygusu var dedin. Frekanslar düşmüş canlar biraz. Bakın şu andaki aura analizinde o korkunun, güvensizlik duygusunun anda hal ile tak blokajını koydum. Fark edin. Bu bana atan enerji şu anda bu sistemdeki o saldırıdan etkilenen, bir saldırıya uğradım şu anda. Saldırıdan etkilenen sizler olarak enerjiyi aldım, dönüştürdüm, tak. Böyle olacaksın abi. Böyle olacaksın. Şu an inanılmaz derecede bir yansıtma oldu Esin. Anında bir oldu. Şey şimdi oldu. Şimdi burada da Hili'nin kodu çıktı zaten. Bir ve bütün olmayı deneyimleyemeyi reddetmek. Teklikten bakamadığın için bunu reddediyor. Evet. Boğaz çakrasında sürekli aynen bir sıkışıklık var hocam. Kalpte sertlik çıkıyor. Bu ne demek? Koşulsuzca biz bunu ne evet kadar koşulsuzca verip ne kadar koşulsuzca birbirimizle alışveriş yaparsak o kadar çok kalpler yumuşayacak. Önyargı olmadığında kalpler yumuşayacak. İşte o zaman o kalpteki o sertlik kalkacak ve sen bir ve bütün olma eğilimine geçeceksin. Hili de zaten frekans da aynı orantıda çalışıyor. Eksik olanı sana veriyor. Elhamdülillah. Esin, sen frekansa bastın mı? Gönderim yapıyor mu şu an? Titriyorum neden? Bir anda böyle bir bodoslama bir giriş yaptınız ya hocam. Ağzınıza yüreğiniz. Gevşetme mi gönderdin, evet, bana? Doğru söyle. Yaptım bir şey çünkü bütün hücrelerim kıpır kıpır.
Bir tane canımız da yazmış, titriyorum neden? Gevşetme enerjisi çaktın oradan. Ne yapayım? Bahçe çekerim gönderdim hocam, bana. Bak yine bak burada tınk geldi. Şimdi bak her... Allah iyi etsin seni. Nasıl yumuşadın? Ben aldım gidiyordum. Niye yaptın? Aşkım aldım kalplerini. Oy, bize sevgiyle gelsin. Aldım. Her şeyin bir bedeli varsa bu hayatta, biz de bütün hepsine bu kodları kırarak geldik. Bedelini ödedik. Maddi, manevi her şeyimizi koyduk bu yola. Evet. İşte bugün olabildi. Elhamdülillah. Bir ve bütün olmayı istiyorsak, ruhumuzla eşleşmeyi istiyorsak, buradaki blokaj yaratıcıyla bir ve bütün olma enerjisinde olmalıyım. Nerelerden razıyım, nerelerde razı değilim. Kalbim yeteri kadar yumuşak mı? Yeteri kadar karşımdakinin hakkını verebiliyor muyum ki? Hadsizlik etmemeliyim, hakkını vermeliyim. Onu anlayabilirsem hakkını verebilirim. Karşıdakinin hak olduğunu bilip denge, işte dengesizlik yaratılan her unsurda sana karşıdan, sen egoyla gelirsen süper ego iner tepene. Sen bakış açılarını yıkıp karşındakinin dirlik inancıyla kendi yansıman olduğunu bilirsen ondan sadece katkı alırsın, kendini var edersin. Ama bunu ötekileştirirsen alamazsın. Egoyla gittiğin her alanda ötekileştirme var. Sen egoyla gittiğin için iler sistem süper ego'yla tak diye iner kafana. Ama o zaman birliği yakalayamazsın. Benim bu kadından alacağım katkı ne? Bir Esin İrtem'den, Esin Erdoğan'dan alacağım katkı ne? Neden çıktık sistemde kendiniz karşınıza? Biz de sizin yansımanızsanız eğer bir bakar mısınız? Bu versiyonun daha da üstünü yaratabilirsin demektir bu. Yollar belli canlar. Şimdi bütün hücrelerimde bir kıpırdaşma oldu. Şu anda kıpır kıpır. Bu frekans gevşetmeyle ilgili ne o? Bahçe çiçeklerini gönderdin. Şimdi bu çalışmada su içiyoruz bol bol, tamam mı? Gevşeme enerjisi. Ne çıkmıştı ağır analizinde? Mülhümede sıkışma. Yazdım buraya, not aldım tek tek. Yani mide çakrası blokajı. Şu an deminden beri konuştuğumuz mevzuya bakın. Mülhümeden tak girdim. Öyle değil, böyle yansıtma yapılır diye. Kalp çakrasında katılık vardı. Kalp çakrasıyla başladık. Kalp çakrası arada. Esverdik mülhümeyi. Kalp çakrasına tekrardan yumuşacık pamuk gibi enerjilere geri dönüyoruz. Elhamdülillah. Kök çakra korku, güvensizlik. Şimdi bununla ilgili bir de tepe çakrasında hiçlikte kalma. Yani madde boyutuna atla bir ve bütün olma zahiriyle bütün olma noktasında blokajlar varmış. Şimdi yavaş yavaş sen bu frekansları bize göndermeye başla canın için. Su içiyoruz bol bol, oturursunuz, yürürsünüz, hiç fark etmez. Ne olabilir? Belki midenizde bulantı olabilir. Bağırsak faaliyetinizde artma olabilir. Çünkü kodlar kırılırken beden biraz reaksiyon gösterebiliyor. Esin şu dudaklarının içine doğru başladı böyle kıpır kıpır. Biz yüksek enerji olduğumuz için anında hemen alıyoruz. 67 biraz yüksek. Şu anda siz büyük bir enerji toprak. O da şu anda çünkü yayında 600 kişi var hocam. 600 kişiyle birlikte Hili'den gelen sevgiyle, kolaylıkla gelen frekansla uyumlandım demeniz yeterli. Sularınızı içiniz, yanınızda suyunuzu bulundurun. Yayından sonra içmeye devam edersiniz. Hadi bakalım. Şu anda gelen frekansla kök çakranızda oluşturduğunuz korku, güvensizlik kaydı. Muhtemelen bu savaşla ilgili görsellere çok maruz kalıyorsanız bu frekanslarınızı düşürtmüştür ya da duygu, his ve düşünceye giriyorsanız. Frekans çok yoğun. Şu anda bak, boğaz çakrası ile ilgili sıkıntı vardı. Boğazında düğümlendi enerji. Bizim grubun enerjisi efsane. Anında bakın şifalanmayla ilgili bedensel sizden aldığım o enerjiyi dönüştürürken reaksiyon veriyor bedenim. Bir fark edin, sizde de böyle reaksiyonlar olabilir. Şimdi biz büyük bir kara delik olduğumuz için negatif frekansları tutup şifalandırıp sisteme pozitif yayıyoruz. Bu tarz şeylerimiz olabilir. Şimdi bir yandan hafif bir meditasyon yaptıracağım size. Enerji alanımı açıyorum. Hili'den zaten frekans geliyor. Bir enerjetik alanımı açtım. Kozmik evrende. Kök çakrana odaklanıyorsun. Bırakmayı istediğin
hangi duygularım varsa, çok yüksek bir karıncalanma oluyor esin vücudumda şu an, böyle tık 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 tık. Tepeden giriyor, kökten saltım, alt taraftan inanılmaz büyük bir şifalanma oluyor şu anda ve ilahi sistem direkt destek. Yani bu normal senin benim yapacağım bir şey değil. Yaratıcı böyle direkt akışı veriyor. Haydi kanallarla birlikte, haydi birlikte onun biz enerjisi saltın. Şimdi kök çakranda bırakmayı istediğin ve mide çakranda sıkışmış enerjilerin hangi duyguları varsa, korkuya ait olan nelerden korkuyorsan aklından geçir, bunu sevgiyle serbest bırakıyorum de. Neden korkuyorsun? Başarılarının olmasından mı? Gücünün açığa çıkmasından mı? Değişiminden, dönüşümünden mi korkuyorsun? Bunu sevgiyle serbest bırakıyorum de. Ve mide çakrandan, kök çakrandan siyah enerjilerin ortaya kocaman bir Hazreti Ali'nin kuyusunu açtım. Oraya doğru o siyah enerjilerin aktığını hayal etmeni istiyorum. Her bıraktığın enerji siyah enerji olarak kuyunun içine doğru düşüyor. Şimdi bırakıyorsun. Gücümün açığa çıkmasından oluşan korkularım nelerse, başarılarıma engel olan, onu yönetmekle ilgili oluşturduğum kodlarım neler varsa hepsini serbest bırakıyorum. Bunların bedelini yıllarca ödedim. Artık kendimin en iyi versiyonunu oluşturmayı seçiyorum. Bunu serbest bırakıyorum. Güvenlikle ilgili oluşturduğum korku, kaygı, endişe, vesvese, kendimi güvensiz hissetme, insanlara güvenememe noktasındaki bütün blokajlarımı sevgiyle serbest bırakıyorum. Bunların hiçbirini taşımak, yaşamak, hamallığını yapmak zorunda değilim. Bütün blokajlarımı serbest bırakıyorum. Üşüme gelebilir, esneme gelebilir, titreme gelebilir, çok normal. Kaşıntı olabilir. Bunlar geçiyor canlar. Merak etmeyin. Yeter ki şifalanın ki uyanışınız daha derin boyuttan güzel bir şekilde kolaylıkla olsun. Yoksa 3B kapandı artık. 5. boyuta uyumlanmadan çok büyük sıkışmış enerjiler içerisinde kalırsınız. Madde ve mana boyutunda iptal. Perişan olursunuz yani. O yüzden hızlı bir şekilde aranın. Geçer vücudun verdiği reaksiyonlar. Çalışmayı yaparken kalbe doğru nefes çekelim. Kalpteki bu sıkışıklığı lütfen biraz böyle kalbe doğru çekelim ki o sertlik biraz yumuşasın hocam. Kalbinden nefes al, kalbinden nefes ver. Burnunla kalbinden nefes al, kalbinden ver. Her nefes alıp verdiğinde gökyüzünün sonsuz boşluğunu ve huzurunu kalbine doğru çekiyorsun. Kalbinden nefesi veriyorsun. Gökyüzüyle bir ve bütünsün. Nefesi kalbinden al. Sonsuz huşusunu, huzurunu, rahatlığını, genişliğini, ferahlığını kalbine çekiyorsun ve kalbinden nefes veriyorsun. Bunu yaparken bildiğin bilmediğin kök çakra ve mühime makamı 3. çakra ile ilgili korkuyla alakalı oluşturduğun her kodun, kalıbın Hazreti Ali'nin kuyusuna akıp gidiyor ve özgürleşiyorsun. Her nefesi aldığında ve verdiğinde sıkışmış blokajların korku ve güvensizlikle alakalı her kodun Hazreti Ali'nin kuyusunda yok oluyor, akıtıyorsun. Nefes al, nefes ver. Evet. Kendini güvende hissedemediğin, bunu oluşturan bütün çekirdek inançların hepsi akıp gidiyor. Kendini var etmene engel olan bakış açıların, eylemlerini oluşturan çekirdek inançların dimdik ayağa kalkıp salata geçmene engel olan bütün korkuların çıkıp gidiyor. Kendini ifade etme korkun, özgürce ifade etme korkun çıkıp gidiyor. Bakın biraz önce kendimi özgürce pat 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 ifade ettim. Sınırımı belirledim. Haddi aşanlara had bildirdim. İşte özgüven, özdeğer, özsevgi, özsaygı, özşefkat açığa çıktığında karakter bu şekilde oluyor canlar. Altı dolu dolu gümbür bir şekilde dimdik duruyorsun. Bu halin tam salat halindir, dimdik olma halindir. İçindeki Hakk'a secde haliyle birlikte onun gücüyle dimdik olma halidir.
kendi içimizde de bu hali olmamıza engel olan bütün kodlarımız aksın gitsin. Aksın gitsin. Kendini sevgiyle, kolaylıkla ifade etmene engel olan boğaz çakrasında sıkışmış olan bütün blokajların kuyunun içine aksın gitsin. Belki çocukken ifadede kısıtlandın, konuşurken defalarca sesin susturulduysan eğer ebeveynlerin tarafından dinlenilmediysen, duyulmak için bağırmak zorunda bırakıldıysan boğaz çakran sıkıntılı olur. Her nerede bunları oluşturursak, yaşadıysak ve gelecekte yaratımını düşünüyorsak, tüm blokajların tamamını yaratımını yıkıp iptal ettim. Right or wrong, good and bad. Pokemon Pot Online, Shores, Monsun, Sambiyonuz, Hazreti Ali'nin kuyusuna aksın gitsin. Aksın gitsin. Hiçbirini taşımak, yaşamak zorunda değilsin. Artık ifadesi engellenen küçücük bir çocuk değilsin. Kendini sevgiyle, kolaylıkla ifade edebilirsin. Kendinden razı olamadığın, kendine dönmene, kendini fark etmene, geliştirmene engel olan bakış açılarının kodları aksın gitsin. Korkuya dair nerelerde ne oluşturduysanız, cinsellik korkusu, cinsellikle ilgili blokajlarınız varsa, cinsellikle ilgili kodlarınızdan kaynaklı, kök çakranızdan aksın gitsin. Çünkü kök çakra mühürlüme makamı, yani üçüncü çakraydı bugünkü mevzu. Kök demek aynı zamanda cinsellik demek, cinsellikten tinselliğe geçmek demek, yani ruhsal alana geçişin ilk kapısıdır kök çakra. Sağlıklı cinsel enerji olmazsa tinsellik, Rab'le bir ve bütün olma, kozmik evrenin o orgazmik hali, yani enel hakkın bütün zerrelerle, hücrelerle bir ve bütün olup hissedebilme haline çıkış olmuyor maalesef. Kök çakranın sağlıklı çalışması lazım. Cinsellikle ilgili bildiğimiz, bilmediğimiz bütün negatif kayıtlarımız aksın gitsin. Şimdi bu kodlar kırılırken hanım olan sevgili ya da işte bayan sevgili bayan arkadaşlarımız da, hanım arkadaşlarımız da, canlarımız da kök çakrada reaksiyon olacak olabilir. Red olabilirsiniz, hafif kanamalar olabilir, çok normal. Şimdi sıkıntı çekmeyin, izin verin aksın gitsin. Hangi blokajlar kırılıyor ki o şekilde bir akıntı oluyor. Kök çakraya ait olan, düşünün, her nerede korku çalıştırdınız? Küçücük bir çocukken şimdiki yaşınıza kadar nerelerde korku yarattınız? Hangi olaylarda, kimlerle, hangi zaman dilimlerinde, hangi mekanlarda korkuyu çalıştırdınız? Şiddet gördüğünüzde mi, ifadeniz kesildiğinde mi, bir şeye zorlandığınızda mı, tacizlerde mi? Tamam, yaratımını yıkıp iptal ettim. Right on Roku'dan ve Pokemon Online Shows Mosman Sanıyoruz. Hocam gardıroba gittim, bütün raflar aşağı indi, gülüyorum inanın diyor. Enerji çok yüksek olduğu için olur böyle şeyler, çok normal. Sıkışıp, hocam çok sıkıştım, hüngür hüngür ağlıyorum, enerji çok yoğun, şifalanıyorum elhamdülillah, vücudum karıncalandı. Kayıt edeceğiz canlar, evet. Esnemekten çenem kırıldı hocam. Canım benim. Şimdi bu çalışmayı günde bir kez yapın. İstiyorsanız ikinci kere yapıp vücudunuzda bir deneyimleyin bakalım. Eğer biraz ağır geliyorsa günde bir kez yapın. İki günde bir yapın. Her fizik farklı şey yapacaktır, reaksiyon verecektir. Bu sizin kendinizle alakalı. Kendinizi deneyimleyerek bunu görebilirsiniz. Regl olduğum çalışmada hocam manası nedir? Biraz önce söylediğim mesele regl olabilirsiniz. Şifalanıyorsunuz. Bakın kodlar kırılırken vücut reaksiyon veriyor blokajın büyüklüğüne göre. Demin nasıl beni öksürüp tuttu? Mide ve boğaz çakrama geldi. Sizden enerji çektik, dönüştürdük. Hili'den alıyoruz enerji bir yandan. O yüzden
bedensel reaksiyonlar olabiliyor. Kağıt gibi eridim, nasıl sıkışmışım diyor. Elhamdülillah. Kalp nefesine devam ediyorsunuz. Nerelerde korku oluşturduysanız ve hayatınızda bunun bedellerini ne kadar kendinize ve karşı tarafa ödettiyseniz ve bunları kaç sene farklı döngülerle kaderinizde deneyimlediyseniz hepsini yaratımını yıkıp iptal ettim. Rahat olmak bu denbe. Pokem Pot Online Short Sponsor Sen Biyons. Hazreti Ali'nin kuyusuna tüm blokajlarınız aksın gitsin. Tepem uyuştu diyor. Alnım kıpır kıpır oldu hocam diyor. Uykum geldi. Gözlerim kapanıyor hocam. Ağırlık çöktü. Evet çok normal bunlar. Esneme çok fazla. Başım dönüyor. Midemde bulantı oldu hocam. Evet. Çünkü dönüşüyorsun. Şifalanıyorsun. Çok normal. Elhamdülillah. Şükürler olsun. Kulaklarımda çınlama oldu diyor. Boğaz çakran açılıyor. Mide bulantısı neden oluyor? Mide çakrandaki kodların kırılıyor. Çünkü o kötü kodlarla yaşamaya alışmışsın. Sana fayda vermeyen, sana zarar getiren kötü kodlara alıştığın için temiz su akınca durgun göle, göl böyle şey olur. Altı üstüne çıkar. O yüzden midende reaksiyon oluyor. Şifalanıyorsun. Hiç korkum yok bilirdim. Araba kullanmakla yüzleştim şimdi hocam korkularını. Elhamdülillah. O yüzden şöyle bir kod koydum size. Bildiğimiz ve bilmediğimiz, yüzleşmek istemediğimiz alanlarımızın korkuları da açığa çıksın ve şifalanalım dedim yayında. İşte o yüzden hiç korkum yok zannederken ötelediğin, belirlediğin ya da yüzleşmek istemediğin araba korkun açığa çıktı. Bundan daha güzel nasıl olur? Özgürleşiyorsun. Arabayı kullanırken zevk al şimdi bakalım. Sol kulağımda kaşınma oluyor. Siz bu arada bir yandan enerjileri Hazreti Ali'nin kuyusuna boşaltıyorsunuz. Nerede korku çalıştırdıysanız hepsini atın bakalım. Hangi zaman, mekan dilimlerinde ve o korkuyla birlikte hangi negatif duyguları deneyimlemek zorunda kaldınız? Güvensizlik, sevgisizlik, kendini ifade edememe, yetersiz hissetme, değersiz hissetme, yol gidememe, başarı odaklı olamama, tembellik, atalet, kendini var edememek, bu kodlar da çıkıp gitsin. Hocam burnum sızlıyor. Beynimde uyuşma oldu. Sağ böbreğimde bir yoğunluk. Harika. Blokajlarınız kırılıyor. Elhamdülillah. Midem tekme atıyor diyor. Canım benim. Enerji yoğun. Sol elimde uyuşma oldu. Yani reaksiyon verenler oluyor ya. Bu arada vücudunda reaksiyon olmayanların da üzülmesine gerek yok. Bu böyle bir şey değil. Frekans aralığı yüksek olanlar reaksiyonları yakalıyorlar. Bazen o an o reaksiyonu hissetmiyor olman olan hayırlıdır. Senin için hayırlı olduğu için hissetmiyorsun. Bu da büyük bir blokajdır. İlla biriyle kendini karşılaştırmak, teraziye koymak. Şimdi kiminle, kendinizle yarışacaksınız, kendinize döneceksiniz. Kök çakramda çok aktif esin şu anda enerji. Küçük küçük kramplar girmeye başladı böyle. Elhamdülillah. Karşılıklı şifalanıyoruz, şifalandırıyoruz. Her nerede kendinizi başkasıyla kıyaslayıp kendinizi ezik gibi hissettiğiniz, bundan dolayı da yarattığınız korku travmalarınız varsa tamamını yaratımını evet. iptal etmek ister misiniz? Right or wrong, Udan Bey, Pokem Pot Online, Show Sponsor Sen Biyons. Tek derdin kendin olacaksın. Tek yarışacağın kişi kendin olacaksın. Kimseyle teraziye koyma, kendini eksik, değersiz, yetersiz gibi hissedersin. Beynin manipülasyonudur bu ve bunu sana yapan sen değilsin aslında. Enkarnelerinden gelen kod. Ve bu kodu taşımak zorunda değilsin. Bu kodun yaratımını yıkıp iptal ettim. Hazreti Ali'nin kuyusuna aksın gitsin. Right on wrong, Udan Bey, Pokem Pot Online, Show Sponsor Sen Biyons. Evet, bu kodlar bize ait değil. Hiçbirinin hammallığını yapmak, yaşamak zorunda değiliz. Ben bendeki cevheri açığa çıkartmayı seçiyorum diyeceksiniz. Özünüz biricik ve tek. Enkarnelerden, atalardan aldığınız kodlar sizin kendinizi yaratmanıza engel kodlar. Robot gibi yönetiliyorsunuz. Hayatınız elinizden alınıyor. Bir farkında olur musunuz? Farkında mısın, değil misin? Bu hayatı kim için yaşadın? Right? Ağlamamı canımız engelleme zaten. Lütfen aksın. Ağlama geliyorsa lütfen ağla. Gözyaşlarıyla enerji aksın. Ya da kusma geliyorsa kus lütfen. Gözyaşlarıyla, kusmayla aksın enerji.
ya da Ali'nin kuyusunu imajine et, enerji bedensel reaksiyondan ziyade enerjisel aksın gitsin. O yüzden kendi cevherimizin, özümüzün biricik ve tek olarak açığa çıkması için önce o kodların varlığını bir görmek zorundayız. Demin söyledi bir tane canımız. Hocam hiç korkum yok zannediyordum. Şoklandım, araba korkumu fark ettim. Elhamdülillah. Çünkü öyle gizleniyor ki kodlar. Seni beynin manipüle ediyor. O alana bakma. Ben zaten iyiyim. Hayır abi bak. Özellikle bak. Bunu kendine hediye eder misin? Bunu kendine hediye ettiğinde hangi özgürlüğünü ele alabilir hayattaki? Hangi neşe, keyif, eğlence ve tadı, hazzı alabilirsin? Hayatına hangi güzellikleri çekebilir ve deneyimleyebilirsin? Beyin özellikle manipüle eder. Egodur bu. Manevi egodur, zahiri egodur. O alana girip bakma diye. Bu kendine yaptığın en büyük zulümdür. Artık kendini seçer misin? Seç kendini ve lütfen artık kendindeki özün o muhteşem güzelliğini, o kozmik evrenin enel hakla birlikte tüm frekansların sana hizmet ettiği 5. boyut ve üstün deneyimle artık kendine şefkatli ve merhametli git. Arada söylediğim İngilizce temizleme metnidir. Tüm bu kodların yaratımını yıkıp iptal ettim. Tüm zaman, mekan ve boyutlardan demektir bunun anlamı. Neden İngilizce söylüyorum? Çünkü İngilizce olarak kolektifin çok fazla kodu var. İngilizce şarkılar, klipler ya da dünyada en çok kullanılan ortak dil İngilizce. Biz İngilizce bilmesek bile kolektifte bir ve bütün olduğumuz için bizdeki kodlarda da İngilizce kodlar var. Onu bazen Türkçe olarak bazen İngilizce olarak kodunu görüyoruz. Sebebi bu yani canlar. Büyük öfkeye geldi, çığlık çığlığa bağırmak istiyorum diyor Zülbiye. Çünkü enerjimiz çok yüksek. Asansör korkumu fark ettim. Akış doyumsuz, enerji çok yüksek hocam. Parasızlık korkusu çıktı hocam. Dudaklarım sıkıştı, tepe çakram sıkışıyor. Elhamdülillah. Neşeyle hayatı yaşama korkusu çıktı diyor. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Lütfen cennet enerjisiyle uyumlan. Hayatında neşeyle, huzurla, böyle keyifle kendinin en iyi versiyonunu yarattığın alanına geç, kendine merhamet ederek. Bu kod sana ait değil. Anne babadan aldığın, seni kısıtlayan bakış açılarıyla sanki keyifli neşeli olursan bir karşılığında kötü bir şey gelecekmiş gibi hissettirilme duygusu sana ait değil. Çık oradan. Sevgiyle uğurluyorsun bu kodu. Hayır, neşeliyken de mükemmel olabilirsin. Dini kodlardan geliyor canlar. Bir lokma bir hırka. Kodundan dolayı zengin olursan sanki Allah'tan uzaklaşmış gibi bilinçaltı çalışıyor. Ya da zengin olursan sanki hakla bir ve bütün olamayacakmış gibi hissediyorsun. Hayır, zenginlik de onun madde dünyasındaki rezzak esması. Onunla da bütünleştiğinde Allah'ın o boyutuyla da bütünleşiyorsun. Gerçek genel hak budur canlar. Madde ve manada bir ve bütün olabilme hali. Sol kolumda uyuşma oldu. Gırtlağımda yumru oluştu, başım dönüyordu. Evet, boğaz çakrası, bakın konuştuklarımıza bir dikkat edin. Kalbi sıkıştıran meseleler bunlar. O yüzden kalpte de sıkışma oluyor. Yayını daha sonra izleyebilirsiniz. Yayını daha sonra izleyecek olan canlarımız da bu enerjiyle uyum sahayı alabilirler. Elhamdülillah. Çok şükür. Esin'im yavaş yavaş kaç dakika kaldı? Frekans 6 saniye, tam 1 dakika sonra bitiyor. Eş zamanlı zaten. Enerjiyi evet. Hissetmişim dedi ki çünkü tamam enerji şimdi çok yoğun akıyor. Öyle güzel güzel yavaş yavaş böyle çalışmalarımızı yapacağız canlar. Kendiniz de kullanmak istiyorsanız eğer sayfadan DM'den ulaşabilirsiniz. Şimdi bütün enerji alanınızı sakin ve stabil bir şekilde sevgiyle aldık Hili'den. Yaptığımız yönergelerle açtığım enerji kanalıyla birlikte şu anda hepiniz şifalandınız. Bunun size bütüne katkıları, kolaylığı, keyfi, neşesi, eğlencesi, bolluğu, bereketi, ihtişamı, huzurlu duyguları, huşusu ve tevazusu nelerdir? Bunun için neler mümkün? Işık hızında olmasını seçtim. Kün, mümkün. Işık hızında olmasını seçtim. Elhamdülillah. Regli sancısı arttı. Regl sancısı artmış diyor. Olur, olur böyle şeyler. Bunları söyledik canlar. Şimdi enerji alanınızı bu güzel fresh enerjiyle şöyle bir kapatalım bakalım. Dışarıdan auranız saldırıya uğramasın. Auranız güçlensin.
bütün psikolojik saldırılara karşı, dışarıdaki negatifliğe karşı alanınız genişlesin. Kendinizin en iyi versiyonunuz olmayla birlikte. Çünkü bu frekans gönderirken de canlar orada ihtiyacınız olan olumlamalar da onların frekansları da yükseliyor. Şüphesiz güvendeyim, kendimin en iyi versiyonu oluşturuyorum, öz değerim yüksek gibi gibi olumlamaların frekansları da eş zamanlı yükseliyor, yükleniyor. Bakalım bunun size ve dahi hepimize katkıları nelerdir? Evet, canlar. Kuyuyu kapattık. Öpüyoruz hepinizi. Kuyuyu kapattık, kuyu evet. Kapattım. Kuyu kapandı, kendinize odaklanıyorsunuz, yemyeşil bir çimenlik alanın üzerindesin. Gökyüzünün o saf boşluk, tertemiz enerjisini kalbine çek, kalbinden ver. Çimenleri ayak tabanlarında hisset. Şimdi kuşların sesini duyuyorsun. Sol kulağında kuşların sesini duy, üzerinden geçtiklerini gör. Harikasın. Kendini seviyorum ve onaylıyorum. Kendimin en iyi versiyonunu kolaylıkla, sevgiyle, keyifle, neşeyle oluşturmayı seçiyorum. Kendime katkı olmayı seçiyorum. Bu destekleri kendime sunmayı seçiyorum. Evet. Huzur ve huşu içindeyim hocam. Regle oldum hocam diyor. Dedim enerji yüksek. Hocan enerji yüksek. Hocan enerji yüksek. Hili de çekiyoruz. Dönüşümümüz bir önce de çok olacak. Ya ben ne zevk alıyorum bu kadar bundan. Dönüşün çabuk. Çabuk dönüşün. Zaman yok. Çıkın cennet boyutlarına. Su içelim. Su frekansımızı dengeliyor. Bıraklanalım, duş alalım, evet. Yudum yudum böyle çay içer gibi su içmeye devam edelim ki gün içerisinde bu gönderdiğimiz enerjiyi dengelememiz için fark edin kodlarla birlikte Esin Hocam bir kod koydu. Neşe, bolluk, bereket, huzur, aşkla ışık enerjisinde olabilmemiz için suyu çoğaltalım ki hızlıca dönüşelim. Su en iyi kodlanan ve en yüksek frekansı değişen bedenimize uyumlu olan maddedir. Şükürler olsun. Şifa olsun hocam. Da bitti. Elhamdülillah. Bütüne katkı olur. Bütüne bunun güzellikleri nedir? Sevgi ve kolaylıkla aldık, kabul ettik şimdiden. Bu çalışmaları, bu programları evet. Kendinize uygulayabilirsiniz. Evet. CD'yi alarak kendinize, çoluk çocuğunuza uygulayabilir. Bunun programlarının satışını yapabilir, para kazanabilir, kendi bolluğunuzu, bereketinizi, zenginliğinizi açabilirsiniz, yaşayabilirsiniz. Belki de bu yayın, belki senin için bunun içinde. Belki de bunun için bu kanaldan gidip kendinin en iyi versiyonunu kolaylıkla, hili destekli kendine sunabilmek ve bundan da para kazanabilmek için bile olabilirdi. Bunun için neler mümkün? Öpüyorum hepinizi. Şifa olsun bütün bedeninize. Alt boyunuzda her yerinize şifa olsun. Canlar hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Teşekkür ederim Esin. Balım benim. Allah razı olsun senden. Yüce gönlüne sağlık. Görüşürüz. Hadi bakalım.